Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine size iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Modelimiz bu şekilde. İğne modelimiz bu. Evet gördüğünüz gibi çok hoş bir model arkadaşlar. Birebir aynısını tığa çevirdim sizler için. Evet arkadaşlar sizler için hazırladım. Benim modelim de bu şekilde. Ve bu kirpikleri arkadaşlar bu şekilde tığın ters tarafıyla yaptım. Bana göre arkadaşlar iğne yasındaki kirpikler daha uzundu. Daha uzun aparat çay karıştırıcısı da kullanabilirsiniz. 5 numara tığ da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bunların ucunu kapatılan plastik kapağı da kullanabilirsiniz. Ben size model amaçlı bu şekilde bu boyutta arkadaşlar göstereceğim. Modelim bu. Şimdi modelin anlatım kısmına geçelim. Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Şimdi modelimizi gösterdik. Hemen modelimizi görenler ekran resmini rahat bir şekilde alabilir tabii ki. Hemen kaçmayın arkadaşlar. Kul hakkı olarak en azından bir beğeni, bir yorum yapıp emeğime saygı için desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer videolarımın hani devam etmesini istiyorsanız bir beğeni, bir yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tığ battığımızın içine sık iğne ile girerek bu şekilde modelimizin yapımına ilk başlarken 2 gibi başlıyoruz. Bu şekilde 3 tane arkadaşlar buraya tığ battı. İsterseniz zürafa da diyebilirsiniz. 3 tane bu şekilde tığ battısını hazırlıyoruz. Ara mesafesi olarak yaprakların ara mesafesi için 3 zincirden 3 tane tığ battı ara mesafesini yapıyoruz. Evet. 3 tane mesafeyi yaptık. Tığ battılarımızı hazırladık. Bir defa tığımın başını doladım. Yandaki hemen boş olan tığ battıya girip 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 2 tane zincir çekerek yaprağımızın yapımına başlıyorum. Bu trabzanımız yuvamız her zamanki gibi arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Bir defa da tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanı yuva edinip 2 2 olarak aldım. Bir defa doladım. Yine yuvaya girip 1 2 2. Bu da 3. trabzanı. Yavaş yavaş trabzanlarımı büyütüyorum. Şimdi iki defa doladım. Ve aynı yuvaya trabzan arasına giriyorum. 1 2 2 2 4 seferde aldım. 4. trabzanım. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. Buradaki trabzanımın arasına girip bu şekilde arkadaşlar bakın normal sık iğne ile sahte sık iğne değil normal sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde yaprağım tamam arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Bu zürafalar arkadaşlar böyle dik ve güzel durması için sahte sık iğne ile yapıyorum. Siz normalde yapabilirsiniz. Yandaki boş olan tığ battıya girdim yine. Bir tanesini bu şekilde sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir. Yine yandaki tığ battıya giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 yandaki tığ battıya sık iğne ile girip 3 tane bu şekilde yine yaptım. Bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battıya 1, 2, 2. Yaprağım için yuvamı hazırladım yine. İçine bu minik yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. Trabzanın arasına girip 2, 2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım. Bir defa doluyorum Aynı yuvaya 1 2 2 3. trabzanım 3 2 defa tığımın başını doluyorum Yine aynı şekilde Yuvaya girdim 1 2 2 2 alarak 4 seferde 4. trabzanımı da yaptım arkadaşlar İkinci trabzanımı iki seferde üçüncü trabzanı, üç seferde dördüncü trabzanı da dört seferde alarak bu şekilde boyutunu uzattım. Şimdi altı tane zincir çekiyorum tepesine. Bu altı zincirimle aşağı iniyorum arkadaşlar. Yuvaya normal sık iğne yaparak kapatıyorum. Bakın bu şekilde yaprağımız hazır iki tane yaprak gösterdik arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir, iki, üç zincirimi çekip arasına üç tane tığ battı mesafesi vereceğim. İsterseniz bunu da normal yapabilirsiniz. Tercih size ait. Şu dik görünüş arkadaşlar sürafa gibi durduğu için ben bu şekilde tercih ediyorum. Sizin eliniz nasıl alıştıysa kolayınıza nasıl gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Çimenler bu şekilde devam edecek. Şimdi beyaz kısmını bu çiçeklerimiz için yuva olan yerleri yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki bakın 3 tane yaptığımız yuvanın üçüncüsüne yaprağın dibindeki yeşil yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. İlk başlarken nasıl yapıyorsak aynı o şekilde gösteriyorum arkadaşlar şöyle iki tane zincir çektim yuvamızın dibine bir defa tığımı doladım bu şekilde iki iki alarak buraya minik bir trabzan yaptım bir iki tane zincir bir defa tığımı doluyorum ve yuvamın içine girdim trabzanın arasına girip iki 2 olarak aldım. Bu şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa dolayıp hemen bakın arkadaşlar şöyle tığımın ucuyla trabzanı aralıyorum. Girdim. 2 2 Beyaz inşallah patlamıyordur arkadaşlar. Net çıkıyordur. Bir defa doluyorum. 2 2 Bu şekilde sıkı sıkı minik minik trabzanlar yaparak 4 tane trabzanımı hazırladım. 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8. En son yaptığım bu trabzanı aralıyorum. Bu şekilde bakın. Sık iğne ile sabitledim. Buraya kirpiklerim için yuva hazırladım. Çiçeğim için yuva hazırladım arkadaşlar. 8 zincirden yuva. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi bu 6 zincirli aşağı indiğim yaprağımı, trabzanımı aralayıp sık iğne ile buraya sabitledim. Bu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çekip yine aynı şekilde bu 3. yuvaya sık iğne ile 7 zincirimi sabitliyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buraya kirpik yapınca bu şekilde dik bir hoş bir güzel bir görüntüsü olacak. Bu trabzanları yaparken sıkı sıkı yapalım arkadaşlar. O zaman çok muntazam bir böyle trabzanlarımız olur. Aynısından arkadaşlar buraya da 4 tane yapalım. Bir defa doladım. Ve 2, 2. Bunu bu şekilde demin gösterdiğim gibi video fazla uzamasın isterseniz arkadaşlar. Aynı işlem. Evet 2 oldu. Bunu 4'e çıkarıp yaptığımız işlemi yaprağı tutturacağız. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar sıralı olarak ikinci sırayı beyaz sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Hiç ip koparmadan iki tane sırayı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu 8 zincirle çektiğimiz yuvanın içine girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Buranın özelliği de arkadaşlar buradan ortadan batabilirsiniz ama şu köşeye doğru muhakkak çekin öyle kirpikleri daha güzel duruyor. Çünkü sonra doğru sık iğne yaparken buralar doluyor. Böyle yamuk bir görüntü oluyor. Unutmayın. Şöyle üzerine de bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Burada tığım olacaktı. Evet arkadaşlar tığımı bulup bu şekilde tığımın başını aparat olarak kullandım. Siz buraya pipet de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kay karıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Bu büyüklükte. Buradan daha da büyük güzel duruyor gördüğünüz gibi. İğne oyasında görmüşsünüzdür. Kirpikleri daha bile büyük. Bu şekilde arkadaşlar taktım. Yine aynı şekilde bu 8 zincirden çektiğim yuvamın içine girip böyle sık iğne ile üzerine bir tane zincir veya iki tane zincir taktım tığımı şöyle öbürüne yanaştırarak yapayım ki arkadaşlar sıkı bir güzel bir görüntüsü olsun. Bir iki zincir tığıma taktığım ilmeğimi üç oldu. Yine aynı şekilde bir iki tane zincirimi çektim. Paratama taktım. Bu da dördüncü kirpi. İnşallah net gözüküyordur. Dört yuvaya girdim bir iki zincir aparatına taktım 5 oldu bu da sonuncu arkadaşlar bakın bu şekilde bir iki zincir dibine sıkı sıkı iki zincir çekince kirpikler güzel duruyor arkadaşlar ve yine bir koparmadan önce de iki zincirimi çekip İpimi o şekil koparıyorum arkadaşlar. Şöyle dibini de sağlamlaştıralım. Bakın. 6 tane bu şekilde kirpiğim hazır. Şimdi arkadaşlar ipimi ilk önce yakıp sonra çıkaracağım. Böyle rahat oluyor arkadaşlar. Uçlarına şöyle bir çakma değdireyim ki Evet. Şimdi arkadaşlar bu şekilde çakmakla yaktım. Aparatından çıkarıyorum. Şöyle arkadaşlar sola doğru. Yani benim soluma doğru. Bu şekilde bakın çok güzel açılıyor. Ütüye falan hiç gerek bile kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın kirpiklerimiz aynı iğne oyasındaki zürafalar gibi. Şöyle de açabilirsiniz isterseniz biraz daha açabilirsiniz toplu sıkışık dursun istiyorsanız sıkışık. Eğer açmak istiyorsanız şöyle kirpiklerini sağa doğru sola doğru yatırarak büyütebilirsiniz. Şuraya da sarı rengini yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarı rengimizi buraya 8 zincirli beyaz yuvamızın içine sık iğne ile sabitledik. Demin dediğim gibi sağa doğru köşeye doğru kaydırın. Unutmayın arkadaşlar ben e, kaydırmadan yaptığımda sola doğru meyilli durdu. Hiç güzel durmadı. Bu şekilde daha önce sizler için denediğim için bu şekilde arkadaşlar köşeye doğru geçip üzerine ilmeğimi taktım. Yine aynı şekilde bakın bu sarının dibinden bir İki tane zincir çekiyorum. İplerim leylak arkadaşlar. Leylakla bu şekilde kirpik yapmak çok güzel oluyor. Altın başak yumuşak olduğu için kirpikleri böyle sert bir görünüm vermiyor. Markanız, iplerinizin markası leylak olursa bir de yarım kenar yarım kenar ütülerseniz daha güzel olur arkadaşlar. Yani bozulmaz. Aynı çıktığı gibi durur. O yarım kenar yaptığınızda ütülemeyi unutmayın. Evet, iki tane ilmeğimi yaptım. Bunu altıya tamamlayalım. Yine yuvaya girdim. Yine iki tane zinciri çektim sıkı sıkı. Aparatıma taktım. Üç oldu. Ve şöyle köşeye doğru da geçirirsem yakın birbirine güzel durur. Üç. Yine yuvadan iki zincir. Dört. Yine yuvadan iki zincir. 5 yine yuvaya girdim içinden 2 zincir bu şekilde sıkı sıkı ilmekleri doldurdum tığımı yine aynı şekilde arkadaşlar yuvaya girdim 1 2 tane zincir hemen kopardım dediğim gibi püf noktalarını hep söylüyorum arkadaşlar aparatta yakalım bir de köşeyi çekelim. Yoksa fazla bir zorluğu yok. Bu püf noktalarında sizler zorlanmayasınız diye söylüyorum arkadaşlar. Bir ben model çıkarırken başıma gelenler sizin başınıza gelmesin. Rahat ve kolay bir şekilde modelinizi yapın. Bu şekilde bakın leylak arkadaşlar özelliği Böyle kirpiklerin sert durması. Tekrar tekrar söylüyorum ama bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Modelim ütüsüz. Arkasından ütülendiği zaman yani ters tarafından ütülendiği zaman daha bir tiril tiril çok hoş duracağına eminim arkadaşlar. Gerçekten Kıyaslayabilirsiniz. Gösterdiğim iğne oyasının zarifliğinde oldu. Çok hoş ve güzel bir model oldu arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Siz emeğimin karşılığı olarak arkadaşlar izlediğinizde, ekran resmi aldığınızda beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Videolarımın devamı için bu yorum yaparak, beğeni yaparak arkadaşlar bildirimlerimde öne geçmesi lazım YouTube'da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Emeğimin karşılığı olarak Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.